Merhaba arkadaşlar, Gazoz Kapağı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün dünyayı gezme hakkında konuşacağız. En sevdiğim konu. Gerçekten bayılıyorum ya. Dünyayı gezmeye bayılıyorum. Bunları size anlatmaktan da ayrıca keyif alacağım şimdi. Şimdi diyeceksiniz ki dünyayı kim gezmeyi sevmez? Doğru, doğru. Üniversiteye hazırlık süreci falan filan kazandı. Geldik üniversiteye. Ben bu videoyu niye çekiyorum? Üniversite hayatında yaptıklarımı anlatarak size biraz da motivasyon olsun. İşte İnterrail'ı bilmeyen arkadaşlarım varsa bunu izleyen de İnterrail'ı anlatayım. Gezdiğim ülkeleri size nasıl gezdiğimi, nasıl bu kadar çok ülke gezdiğimi falan filan anlatayım. Şuradan başlamak istiyorum. Birincisi, Interrail nedir? Bakın size çok basic anlatacağım. Bir akbil düşünün. Fiyatları var. 1 haftalık var, 2 haftalık var, 3 haftalık var, 1 aylık var. 20 gün içinde 5 basış var. 15 gün içinde 3 basış var falan. Bu akbili para verip alıyorsunuz. Ve trenlerin hepsinde bu akbilin geçtiğini düşünün. Türkiye'den çıkıyorsunuz. Sirkeci'den çıkan trenden Avrupa'nın bir ucuna Norveç'e kadar bile gidebildiğiniz bir akbil düşünün. Tabii ki de tren buradan Sirkeci'den kalkıp Norveç'e gitmiyor ama aktarmalı şekilde gidebiliyorsunuz. Bu fiyat ne kadar? Biz 22 günlük almıştık bu akbil dediğim Interrail biletini. Biz o zaman 2500 lira gibi bir fiyat verdik. Yani bu şu an 3500 falan olabilir. Ben 3 yıl önce yaptım çünkü. Bunu alıyorsunuz ve bu sizin biletiniz. Interrail dediğimiz olay trenle Avrupa gezisi. Aslında çok basit yani. Interrail deyince insanların kafası karışıyor falan. Yani bu kadar basit bir şey. Sonra geri kalan sizde işte programını yapıyorsunuz. Hangi, nerede kalacağım, evde mi kalacağım, otelde mi kalacağım, onları ayarlıyorsunuz. Gideceğiniz tarihe göre yerler, oteller seçiyorsunuz. Peki tren her gün var mı? Trenler her gün var arkadaşlar. Zaten olmayan şeyleri de uygulaması var. Olmayan trenlere de oradan bakabiliyorsunuz. Saatini takip edebiliyorsunuz. Bu Interrail biletinin geçtiği çoğu tren tabii ki de ekonomik diye geçiyor. Hani business diye geçmiyor. O yüzden çok aktarma yapıyorsunuz. Mesela biz Barcelona'ya 9 aktarmayla gitmiştik. Şimdi diyorsunuz ki 9 aktarma ne ya falan, ama oradaki gerçekten metro gibi. Birinden iniyorsun, diğerine biniyorsun. Zaten 5 dakika sonra kalkıyor falan. Hani ben şaşırmıştım, demiştim bu nasıl bir sistem ya. Hani bizdeki metroyu düşünün. Yeni kapıda iniyorsun, taksi metrosuna aktarma yapıyorsun aynı şekilde. Oradan iniyorsun, şehir değiştiriyorsun. Yani şu süper bir sistem. Bayağı özenmiştim. Neyse, sen nasıl gezdin diye soracaksınız. Benim gezme hikayem şu şekilde. Ben para biriktirmiştim falan. Bunu yapmak istiyordum. Liseden beri hayalimdi. Üniversiteyi kazandığımda ilk yapacağım şey Interrail diyordum yani. Türkiye'de insanların gezmek dediği şey, yurt dışı gezisi dediği şey çok pahalı gözüküyor. Ama aslında o kadar pahalı değil. Ben 5500-6000 Türk lirasına Avrupa'yı gezdim. 7 ülke gezdim. Ve 25 şehir falan gezdim yani. Hatta daha da fazla olabilir, saymadım. Peki nasıl bu kadar ucuz gezdim? Şimdi şöyle, tarihleri kesinleştirdik. İşte şu gün gideceğiz, şu gün şuraya falan. Ve hostel aldık. Yeri geldi hostelde kaldık. Yeri geldi otelde kaldık. Yeri geldi sahilde yattık. Hostel çok ucuz oluyor. Bu Interrail'i düşünen arkadaşlarım varsa hostel çok ucuz. Yani biz geceliği 10 euro 15 euroya çoğu yerde kaldık. Amsterdam'da bile kaldık. Paris. Paris en pahalı yerlerden. Oralarda bile 10 euroya 15 euroya maksimum kaldık. Yani o Avrupa gezisi dediğiniz olay o kadar pahalı değil. Gerçekten değil. Ha, yapacağın şeylere göre de değişiyor. Mesela ben Paris'te Eiffel Kulesi'ne çıktım. Ne bileyim, stada gittim. Santiago Bernabéu'ya, Nou Camp'a. Onların tabii ki de ekstra ücretleri oluyor. Mesela Nou Camp 25 euroydu. Eiffel 20 euroydu. Abla kaçtı? Neyse. Bunlar tabii ki de değişiyor. Ve benim yanımda gelen Okan, o da her şeyi yaptı. O da her şeye dikkat etti. Mesela o da 5000 lira harcadı. Yani o 1000 liralık fark nereden? Hediye işte. Ben hediye aldım, şey aldım. Yani 5000-6000 lira 7 ülke için, 25 şehir için bence çok az bir para. 27 gün boyunca yurt dışındaydım. Peki hiç korkmadın mı? İşte trende rahatsız edenler, kötü şeyler oluyor mu? Can güvenliği var mı? Arkadaşlar gerçekten trenleri çok güzel. Can güvenliğiniz iyi. Yani herhangi bir sıkıntı yok ya. Orada gerçekten olay öyle değil anladığım kadarıyla. Hani Barcelona'da mesela sahilde yattık bir gece. Hani orada gerçekten sıkıntılıydı. Sürekli uyumamızı bekleyen bir ekip vardı. Kapkaççıymış. Zaten kapkaçı meşhurmuş Barcelona'nın. Yani orada nöbet tuttuk. Arkadaşlarla nöbet tutarak uyuduk falan. Ama kalan ülkelerde, trenlerde hiçbir sorun olmadı yani. Trenler temiz. Tabii bu biraz da Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya. Yani oralara doğru gidince biraz tren kalitesi düşüyor. Tamam. Ama genel olarak hiçbir sıkıntı yoktu. Gayet güzeldi. Gerçekten benim hayatımın en güzel günleriydi. Böyle dünyayı gezmeyi seven arkadaşlarım varsa yorumda belirtsin. Nerelere gitmek ister, neler yapmak ister. Mesela biz nereleri gezdik? Ben nereleri gezdim? İtalya'dan başladım. Roma, Floransa, Pisa, Venedik. İspanya'ya geçtik oradan. Madrid, Barcelona. Oradan Fransa, Paris. Oradan Hollanda, Amsterdam. Oradan Çekya, yani Çek Cumhuriyeti. Prag'dan Macaristan, Budapeşte. Budapeşte'den Romanya, Bükreş. Güzergahımız buydu. Ama biz Sirkeci'den kalkıp Avrupa'ya gitmemek için gidiş biletimizi uçakla aldık. 3 ay önceden aldık. 270 lira gibi cüzi bir miktarı aldık. Hani çünkü gidiş önemli. Gider
giderken yorulursan zaten oraya enerjin kalmayacak. Bunu çok tavsiye ediyorum gidecek arkadaşlara. Kesinlikle gidiş ve dönüşünüzü uçakla yapın. Hani şu salgın muhabbetinden dolayı eğer uçaklar pahalı olursa trenle gidebilirsiniz. Trende yoruluyor musunuz? Yorulmuyorsunuz. Hani her gün trende uyumak zor olmuyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Bilmiyorum, bünyesi zayıf olan arkadaşlarım da vardır belki ama ben mesela hiçbir zaman öyle bir hayat yaşamadım ama oradaki hayat bana çok güzel geldi ve hani hiç rahatsız olmadım. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Çok güzel günlerdi ya. Harika günlerdi. Salgın yok, bir şey yok. Tek derdim gezmek var ya. Oraya mı gitsem, buraya mı gitsem, sınıfı geçmişsin güzel falan. Gerçekten diyorum, her şehirde yiyeceğimiz her şeyi yedik. Ünlü şeylerini tattık falan filan. Sadece Paris biraz sıkıntılıydı. Paris güvenlik açısından biraz sıkıntılı. Bir de Barcelona'da sahil gece sıkıntılı. Başka hiçbir yerde bir sıkıntı çekmedik. Hiçbir problemimiz olmadı. Bu salgın yüzünden işte fiyatlar pahalı olursa trenle gidip gelebilirsiniz. Dediğim gibi yani. Hani gerçekten çok zevkli. Zaman zaten bol oluyor yazın. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Tabii ki de pasaport bunlar için önemli. Bilmeyen arkadaşlarım varsa Schengen vizesi almanız lazım. Yeşil pasaportun vize almasına gerek yok. Sınırsız istediği yere girip çıkabilir. Ama bordo pasaportlu arkadaşlarımın Schengen vizesi alması lazım. Ekstra 1000 lira masrafı var Schengen vizesinin. Başka bir masrafınız yok. Dediğim gibi 5000 liraya da çıkabilirsiniz Interrail'dan. Hani bu Euro'dan dolayı belki 6 milyar olur. Ama 6 milyar da gerçekten tüm Avrupa'yı gezmek için bence değer. Çoğu ülkede zaten şey ya, sınırlarda hani kimse yok. Trenlerden mesela pasaportuna bakmadan geçiyorsun. Avrupa'da kaçak insan falan çok diyorlar ya, gerçekten öyleymiş. Mesela biz hazırlıyoruz pasaportu, işte biletimizi falan. Akbilimizi yani, Interrail biletini. Hani diyoruz ki gelsinler falan. Bir de biz bir tribe girdik böyle, diyoruz ki ya hani biz kaçak mıyız şu an, bir gelsinler baksınlar falan. Kimse bakmadı, geçtik İspanya'ya. Hatta Game of Thrones'un bir bölümünün çekildiği bir yer vardı, oradan geçtik falan. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Pahalı diye hiç vazgeçmeyin. Bir yıl boyunca para biriktirdik biz arkadaşımla, Okan. Okan'a da buradan selamlar. Çok da güzel gittik, gezdik. Yaptığımız aktivitelere göre gerçekten ucuzdu. Siz de hayaliniz varsa ucuz yolla yapabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki 5-6 milyar ucuz mu? Arkadaşlar gezdiğiniz yere göre ucuz. 2 ülke gezersin, bunu 2000-3000 liraya çıkarsın. Akbilini de ucuz olandan alırsın, çıkarsın. Yani anladınız mı? Mantık bu. Umarım bu video Interrail hakkında bilgi sahibi olmanıza yaramıştır. Bazı spot bilgileri anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan da beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza hala abone değilseniz, ailemize katılmak isterseniz şuradan abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.